Kurdistanê buharekî rengîn wê bê. Em li vê derê silavekî germ ji wan kesan bişînin ên ku li çar hêlên welat û cîhanê dildariya azadiyê û wekheviyê dikin. O hezar silav li wan şoreşkerên xemxwir ên ku tariyê diqelişînin. Hezar silav li wan dilxwazan bin ên ku bi dehan salanê dibin tecrîdên giran de rizgariya gelê xwe ji xwe re kirine armanc û jiyan kirine berxwedan, berxwedan kirine jiyan. Hevalno, rêya me rêyekê dijwar û pîroz e. Tenê di dîroka HDP as 8 salên dawî de melhember girtin, kuştin, zordarî, ferman, bêhuquqî, komkujî û hemû rengên faşîzmê berxwedanekê bêhempa me meşand. Lê em bawer dikin ku rih û koka me, ewqas kûr û qahî me li ciyê me kîjan partî û rêxistin hebaya niha ji mêj de têk çûbû. Dîrok, bîr û maftariya me xurt e. Ji ber ku me pişta xwe daye kevneşopiya berxwedaneke hezar salan. Ji kavayê Medî heta Hallac û Mansur, ji Pîr Sultan heta Seyyid Rıza û Şeyh Said, ji Leyla Qasim heta Zekiya Alkan, ji Paramaz heta Deniz, Mahir û İbo, ji Mezlum Doğan heta Doktor Kasımlı, ji Qazi Muhammed heta Xeyri û Kemal, ji Roza Lüksemburg heta Zarife, Sakine, Seve û Rehevalên wê em xweyê dîrokekê bi şeref û bi rûmetin. Em îro konferansa xwe az sêyemîn pêk bînin. Û bêguman em dibêjin ev konferans wê bibe rêyekê nû û meşa berxwedana gelan û têkoşîna partiya me. Hevalno, em konferansa xwe li ser duruşma rêxistin nebe azadîna be pêk dînin. Du rojan em ê mijarên cur be cur xwe û rêxistina xwe niqaş bikin, li ber çavan derbaz bikin û ev niqaş û guftûgo wê perspektîfekî nû bide me. Ev perspektîv li ser wê bingehê wê bimeşe. Gelo bi kîjan rê, rêbaz û pergalan em ê xwe bêgînin armancên xwe yên serkeftî. Em carekê din delegasyona xwe û konferansa xwe re dibêjin ji me hemûya re serkeftin, serkeftin, serkeftin. Hêvî emin serkeftin ameye. Bimînin di xêr û xweşî û ronahiyê de ez niha mafî axiftinê dide me hevala me ya ece. Fermo. Değerli arkadaşlar, sevgili konferans delegelerimiz, hepiniz 3. büyük konferansımıza hoş geldiniz. Bugün umudu ve geleceği büyütmek için kongremiz öncesi yeni bir başlangıca hep birlikte adım atmak için bir araya geldik. Biraz kara kış günlerinde bir araya geldik ancak biliyoruz ki baharlara da ancak bu kara kış günlerinden geçerek ulaşabiliriz. Hem şairin de dediği gibi dövüşenler de var bu havalarda. El ayak buz kesmiş, yürek cehennem. Bugün aramızda olmayan ancak dünyanın dört bir yanında meydanlarda, sokaklarda, grevlerde, kampüslerde, cezaevlerinde, mahkeme salonlarında direnen yoldaşlarımıza hep birlikte yürek dolusu sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Nice zorlu yollardan geçtik, nice karanlık eşikleri açtık. Partimizin 8 yıllık tarihine çok şey sığdırdık. Ancak bizlerin mücadele geçmişi yalnızca 8 yılla sınırlı değildir. Köklerimiz Hallacı Mansur'dan Şeyh Bedrettin'e, Pir Sultan Abdal'dan Seyit Nesimi'ye, Yunus Emre'den Ape Musa'ya, Şeyh Said'den Seyit Rıza'ya, Ana Zarife'den Paramaz Sarkisyanlara, Behice Boran'dan Deniz, Mahir, İbo ve Mazlum Doğanlara kadar uzanmaktadır. Bizler için nice fermanlar yazıldı, yırtıldı. Ancak biliyoruz ki tarihi hep direnenler yazdı. Bugün gerçekleştireceğimiz 3. konferansımız da halklarımızın ve partimizin mücadele yürüyüşünde yeni başarılara vesile olacaktır. Bütün ezilen halklar için başarı artık yeni dönemin parolasıdır. Bizim yürüyüşümüz sadece bir umut ediş değildir. Bizim yürüyüşümüz aynı zamanda başaracağımıza olan inançtır, güvendir. Daha güçlü HDP, daha güçlü mücadele diyerek gerçekleştiriyoruz konferansımızı. 2 gün boyunca yürüteceğimiz tartışmalar partimizi güçlendirecek, kendimize bir ayna tutmamıza vesile olacak, aynı zamanda daha sağlam adımlarla ilerlememizi sağlayacaktır.
Nice zulme, katliamlara, provokasyonlara, siyasi soykırım operasyonlarına rağmen bu salonu dolduran siz değerli delegelerimizin onurlu duruşu zalimlere en iyi yanıt olacaktır. Halklarımızın mücadelesini, iradesini, tarihini ve birliğini temsil eden bir parti olarak biz daha yeni başladık diyoruz. Karanlığın karşısında aydınlığı kazananların günleri başladı. Konferans delegelerimize yeniden başarılar dileyerek sözü devretmek üzere divan önerilerini sunuyorum. Divan için önerilen yoldaşlarımız Betül Ünsal, Dilan Dirayet Taşdemir, Elif Bulut, Günay Kubilay, Kenan Kalyon, Tayyip Temel, Zeyyat Ceylan. Önerenler Abdullah Çiftçi, Baran Dağ, Beycan Taşkıran, Gültekin Koçdemir, Pero Dündar, Sevtap Aktağ Karahanlı, Sıddık Akın, Turgay Yılmaz. Evet, divanı oylamaya sunuyorum değerli yoldaşlar. Kabul edenler. Etmeyenler. Evet, kabul edilmiştir. Buyurun değerli yoldaşlar. Sevgili mücadele arkadaşlarım, değerli yoldaşlar, Halkların Demokratik Partisi'nin 3. Büyük Konferansı'na hepiniz hoş geldiniz. Humbi Herhat'ın ayrıca konferansımıza ilgi gösterip gelen bütün basın çalışanlarına da partimiz adına teşekkür ediyoruz. Değerli arkadaşlar, konferansımızın bugünkü çalışmalarına başlamadan önce emek, barış, demokrasi ve özgürlük mücadelesinde bu zamana kadar yaşamını yitirmiş olan herkes için hepinizi saygı duruşuna davet ediyoruz. Thank you.
anıları, mücadele gösterici olmaya devam edecektir. Değerli arkadaşlar, büyük acıların yaşandığı, büyük bedellerin ödendiği bir coğrafyada yaşıyoruz. Ne yazık ki ülkemizde öyle, bölgede öyle. Bu bedeller sadece bazı arkadaşlarımız yaşamlarını feda ederek ödediler. Bazıları da hapishanelerde ödemeye devam ediyorlar. Buradan alkışlarımızla bütün hapishanedeki arkadaşlarımızın selamlarımızı, sevgilerimizi gösteriyoruz. Bütün yüreğimiz onlarla. Spas, spas. Teşekkür ediyoruz. Evet, bu alkışları mutlaka FETİP'i hücrelerin üstünden aşarak bütün arkadaşlarımızın duyduğuna eminiz. Teşekkür ediyoruz. Değerli arkadaşlar, biraz önce elimize ulaşan bir gündem önerisini sizlere bir aktarmak istiyoruz. Evet, divan oluşumu ve saygı duruşunu gerçekleştirdik. Hemen bunun arkasından eş başkanlarımızın konuşması var. Hemen onun arkasından sevgili Selahattin Başkan'ın bir mektubu var, onu aktaracağız. Arkasından bu kısma kadar basına açık olacak. Ondan sonra basını uğurlayacağız, yolcu edeceğiz. Arkasından sonuç ve karar komisyonlarını seçeceğiz. Arkasından da diğer konferansımızın gündem maddeleri var. Onlardan birisi siyasal durum ve perspektif metnimizin komisyonca hazırlanmış değerlendirilmesi var. Arkasından kadın ve gençlik konferanslarının bilgilendirilmesi, onun arkasından bölge toplantılarının tasnif edilmiş bir ortak sunumu ve bilgilendirmesi olacak. İkinci gün örgütsel yönelişler konulu bir gündemimiz var. Onun arkasından karar tasarlarının görüşülmesi ve sonuçlandırılması var. Ve son olarak da sonuç metninin okunması, görüşmeye açılması ve sonuçlandırılması var. Evet, gündem önerimizin içerisinde bunlar var. Gündem artı başka bir gündem önerisi var mı arkadaşlar? Galiba yok. Peki bu gündem önerisinin içerisinde herhangi bir değişiklik önerisi var mı? Yok. O zaman oylarınıza sunuyoruz. Kabul edenler, reddedenler, çekimser yok. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ediyoruz. Evet, bu vesileyle de divanımıza değerli arkadaşlar güven duyup bize bugün için en azından iki günlüğüne örgütümüzün siyasi iradesini de teslim ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Umarım bu güveninize layık olmaya çalışırız. Ejî Sernavê divanê delegasyonê silav dikim hûn hemû bi xêr hatine ser çevan û ser seran rahatine. Hevalno hûn jî dizanin em demeke dîrokî da konferansa xwe pêk tînin. Di nava van her du rojan da em ê rewşa xwe rêxistinê sûreca siyasî em ê binirxînin. Ez bawerim ki em ê kêmasiyê xwe bi zimanekî zelal bi tevlêbûneke xurt bînin ziman. O servan ke masiyaji eme narxşare ke xurt o biryare xurt bigirin em bi bawerin ku encama ve konferansi ye tekoşina me berxadana me azadiye xurt bike hevi dikim ki hemu hevalin me bi israr bi biryar o bi coşeke mezin tevle ve konferansi bin em bi hevdira tekoşina xwe o berxadana xwe xurt bikin. Hevalno em dizanin yani gelek demek ya derece bir rastî ev taybetî 5 sale li ser serê partiya me em bêjin zilm û zordariye ke gelekî mezin tê meşandinê ji ber ku HDP dara jiyanê ye
و دخوازن و دارا جیانی بچر مسینن لبلی گلک متوفان آلوزی باهوز باران دید لی اف باخ تجار حشک نبو هر چکو مزم بو هر کچو شیندا جبر کو ام دزانن کوکا و داره گلکی کوره هزا خو جی تکوشین دیرو که قدیم و دگره جبر و جی افدار هر دچکو مزن دبه سیاوه داره لسر کتکاران جنان زاروکان براستی گلین بندس و گلی همو روشلاتا ناوین و ترکیه و کردستانه یه جبر که افدار هشیم ببه و مزن ببه گلک کت هات نداین دا هین هاجی بدلتی نداین امسری دا یه حبس و زندان آدم که بای و او فکریات مزن ببه بدل دیدن برخودان اخو کردکن ام حبس و زندان اجی سلاف دکن لبلی البته که به فلسفه خو و به فکر و رمان خو به فکریات دا که دا هری مزن جی یه برز اجالانه ام و جی برزداری سلاف دکن از باورم که کنفرانس همه پیشی همه رونی بگه جمع همه آران سرکفتن یامه یه. Evet, değerli arkadaşlar, Dilan yoldaş bir açış konuşmamızı yapmış oldu. Biz mümkün olduğunca zamanı tasarruflu kullanacağız. Onun için ben Dilan'ın söylediklerini tekrar etmeyeceğim. Ama şu çok açık ki Halkların Demokratik Partisi 8 yıllık bir parti gibi olsa bile o Spartaküslerden beri kökleri derinlerde olan bir partidir. Ve yine Dilan Heval'ın ifade ettiği gibi o çok renkli bir yaşam ağacıdır. Onun kökleri derinlerdedir. Erdoğan değil, ondan sonra kim gelecek olsa da ondan öncekilerde olduğu gibi o kökleri asla sökemeyecektir. Değerli arkadaşlar, bir teknik bir duyuru hemen yaparak konferansımıza hızla geçiş yapalım. Siz de biraz şaşıracaksınız ama biz de artık teknolojik özrümüzü yavaş yavaş gideriyoruz. Şimdi burası iki dilli bir konferans olarak mümkün olduğunca işleyecek. Türkçe konuşan arkadaşlar, Türkçe, Kürtçe konuşmak isteyenler Kürtçe konuşacaklar ve burada simultane çevrili yapılacak. O yüzden de kimliklerinizi teslim ederek dışarıdan kulaklık alabilirsiniz, ihtiyaç duyuyorsanız. Bunun altını özellikle çizelim. Bu iyi bir başlangıç olacaktır. Umarım ki bu memleketin çok dilli yapısına uygun olarak biz de bir örgütsel yapımızı yeniden düzenleyebiliriz. Böyle bir çok dilli hayata önemli bir başlangıç adımını atmış oluruz. Evet, değerli arkadaşlar, bu prosedürü tamamladıktan sonra şimdi eş genel başkanlarımızın açış konuşmasına geçiyoruz. Sevgili eş başkanlarımız, pozitif ayrımcılık geçer mi konuşmada da? Evet, Pervin Başkan'ı kürsüye davet ediyoruz. Söz sizin Sayın Başkan, buyurun. Sayın Divan, sevgili delegasyon, basının değerli emekçileri, hepiniz konferansımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Gelemeyi heja, mehvan en delal, heval en heja, hümbü her hatine, serseran serçavan hatine. Çok değerli arkadaşlarım, sevgili yoldaşlarım, konuşmama geçmeden önce cezaevlerinde rehin olarak tutulan ve bugün aramızda olmayan, olamayan, ancak aramızda olmasalar bile
yüreklerinin, beyinlerinin bizimle birlikte olduğunu bildiğimiz sevgili Selahattin Demirtaş'a, sevgili Figen Yüksekdağ'a, İdris Baluken'e, Gülten Kuşanağ'a, Sebahat Tuncel'e, Selma Irmağ'a, Gülser Yıldırım'a, Abdullah Zeydan'a, Bekir Kaya'ya, Selçuk Mızraklı'ya ve cezaevlerinde olan tüm siyasi tutuklu arkadaşlarımıza konferansımızdan kucak dolusu sevgi ve saygılarımızı gönderiyorum. Değerli arkadaşlar, bugün başlayan ve iki gün sürecek olan konferansımızda bize ışık tutacak, partimizin önümüzdeki dönem yol haritasını netleştirecek olan kapsamlı ve değerli tartışmaları iki gün boyunca hep birlikte yürüteceğiz. Eksikliklerimizi hep birlikte gözden geçireceğiz. Hedeflerimizi, politik hattımızı hep birlikte belirleyeceğiz. Örgütlülüğümüzün güçlendirilmesinden toplumsal muhalefeti genişletmeye varıncaya kadar her alanda çok daha güçlü, çok daha örgütlü, daha cesur ve daha kararlı bir mücadele sürecinin de startını hep birlikte vermiş olacağız. Şunu biliyoruz ki Halkların Demokratik Partisi insanlığı kurtuluşa götürecek büyük bir mücadele partisidir. HDP cesarettir, umuttur, kararlılıktır. HDP halkın yanında, halkla birlikte güçlü bir duruştur. HDP halkımızın gözünde parlayan bir ışıktır değerli arkadaşlar. HDP milyonların yüreğindeki büyük sevgidir. HDP kimliklerin, inançların, dillerin varlık mücadelesidir. HDP işçinin, emekçinin, yoksulun emeği ve alın teridir. HDP kadınların özgür yaşam mücadelesidir, kadınların baharıdır. HDP gençlerin gelecek umudu ve cesaretidir. HDP aynı zamanda bir demokrasi okuludur. İşte bugün burada hem ülke sorunlarını tartışacağız hem de demokratik çözüm için hedeflerimizi belirleyeceğiz. Olanca baskıya, tüm tasfiye girişimlerine rağmen ayakta kalmayı başardığı gibi daha güçlü hedeflerle ilerleme kararlılığında olan bir partiden, herkesin ortak umudu olmaya devam eden Halkların Demokratik Partisi'nden söz ediyoruz. HDP'nin fikriyatı, HDP'nin ilkeleri ve politikaları inanın ki 100 yılın halklar paradigmasıdır. HDP'yi bu denli önemli kılan devrimci mücadele geleneğinden devraldığı büyük direniş mirası ve geleceğe dönük ortaya koyduğu büyük demokrasi iddiası, halkları buluşturduğu özgürlük ve eşitlik ütopyasıdır. Elbette eksikliklerimiz vardır değerli arkadaşlar. Yaptıklarımızı, başarılarımızı hiçbir zaman yeterli görmedik, görmeyeceğiz. Yetinmeci yaklaşmadık, bundan sonra da yaklaşmayacağız. Sürekli daha büyük hedeflere yöneleceğiz, daha büyük başarılara kilitleneceğiz. Demokratik iktidar süreci en önemli hedefimiz olarak önümüzde durmaktadır. Üzerimizdeki sorumluluğun ne denli ağır olduğunun elbette ki farkındayız. Halkımızın, toplumun, ezilenlerin, kadınların, gençlerin bizden beklentisinin büyük olduğunu elbette ki biliyoruz. Bunu görüyoruz. Bu beklentiye denk bir çalışmayı ve mücadeleyi örgütlemek, mücadeleyi ve demokratik siyaseti toplumsallaştırmak durumunda olduğumuzu da biliyoruz. Ülkemizin içinden geçmekte olduğu ağır koşullar ve faşizmin artan baskısı, HDP'nin örgütsel ve siyasal varlığını, mücadelesini her geçen gün daha da önemli ve stratejik hale getirmektedir. Tekçi otoriter sistem kendisini kalıcı hale getirmeye çalışırken demokrasiden, özgürlükten, adaletten, barıştan ve emekten yana olan herkesin, tüm toplumsal muhalefet kesimlerinin,
kadınların, gençlerin daha fazla güçlenmesi, örgütlenmesi, ortak mücadeleyi ve demokratik ittifakı büyütmesi gereken bir süreçten geçiyoruz. Faşizm durmuyor. O halde biz de durmayacağız, yılmayacağız, geri adım atmayacağız. Kararlı adımlarla mücadeleyi daha da toplumsallaştırarak büyüteceğiz değerli arkadaşlar. İşte HDP bu mücadelenin öncüsü olma iddiası ve kararlılığındadır. HDP'nin olmadığı veya zayıfladığı bir ortamda faşizmin kanser hücresi gibi tüm ülkeyi, toplumu sarıp sarmalamaya yok edeceği gerçeğini herkesin görmesi gerekmektedir. Değerli arkadaşlarım, Türkiye tam bir yol ayrımındadır. Ya demokrasi ya faşizm, ya aydınlık ya karanlık, ya özgürlük ya esaret, ya kadınlarla özgürlük ya da erkek iktidarı. Toplum açısından artık karar vakti gelmiştir değerli arkadaşlar. Bu adaletsizlik düzeni ve sistemiyle gidilmeyeceği çok açık bir şekilde ortada durmaktadır. Halkların tercihi çok nettir. Tek adam yönetimi değil, halkların demokratik iktidarıdır tercih. AKP-MHP tekçi iktidarı varlığını baskıcı, otoriter sistemde, tecrit politikasında ve kayyum darbesinde görmektedir. Bu sistemi kalıcılaştırmak için demokrasiyi, hukuku, adaleti, insan haklarını, halk iradesini, kadın iradesini, barış zeminini, birlikte yaşam umudunu tüketmek, faşizme daha büyük bir alan açmak için olanca gücüyle yüklenmektedir. Korku iklimiyle, içeride ve dışarıda yaydıkları çatışma kültürüyle, tecritle ülkeyi yönetmeye çalışan ancak yönetemeyen, yönetemediği için de siyasal, ekonomik, sosyal krizi daha da derinleştiren bir iktidar gerçeğini herkesin görmesi gerekmektedir. Ayakta tutmaya çalıştıkları bu sistem demokrasiyi, halk iradesini, hukuku, birlikte yaşam iradesini dışlayan bir sistemdir. Sadece ve sadece iktidarın kendi siyasal, ekonomik, rantsal çıkarlarını merkezine alan toplumsal sorunlara ve taleplere ise tümüyle kapalı, tekçi, talancı bir sistemi ülkeye ve topluma dayatmaktadırlar. Attıkları her adım daha fazla kriz, daha fazla yolsuzluk, daha fazla yoksulluk, daha fazla can kaybı, daha fazla parçalanma, daha fazla ayrışma ve tecrittir. AKP-MHP saray iktidarının temel politikası halkları ayrıştırma, kamplaştırma, çatıştırma, böylece kendi iktidarını ayakta tutma üzerine kuruludur. Evet, son 10 yılda görmekteyiz ki değerli arkadaşlar, adaletsizlik, hukuksuzluk, tecrit, kayyum politikalarıyla bir ülkeyi yönetmeye çalışıyorlar. Biz buradan bir kez daha ifade etmek isteriz. Sayın Öcalan üzerindeki tecrit bir an önce son bulmalıdır. Tecrit bir insanlık suçudur. Sayın Öcalan'ın tüm tutuklu ve hükümlüler gibi ailesiyle ve avukatlarıyla görüşme hakkı vardır. Bunu engellemek Türkiye'nin hukukuna, Türkiye'nin adaletine ve demokrasisine vurulmuş büyük bir darbedir. Türkiye halkları, Türkiye toplumu tecriti kabul etmediği gibi tecrite karşı çıkacak ve tecriti tüm gücüyle yıkmaya çalışacaktır. Evet, sevgili arkadaşlarım, sevgili yoldaşlarım. AKP hükümetinin hem içeride hem de dış politikada, özellikle Suriye'de halkları ayrıştırmak, birbiriyle çatıştırmak için ve halkların demokratik birliğinden korktukları için bu girişimi yaptıklarını çok iyi biliyoruz. İşte bunun için hem Suriye'ye gittiklerini, hem Libya'ya gittiklerini, Suriye halklarını, Libya halklarını parçalama ve çatıştırmak için orada bulunduklarını çok iyi biliyoruz.
Ancak şunu biliyoruz ki değerli arkadaşlar, demokrasi ve özgür gelecek idealiyle bir arada olan kim varsa, hangi halklar varsa AKP-MHP iktidarı gidip o birlikteliği parçalamaya, ayrıştırmaya, toplumlar arasında duvar örmeye çalışıyorlar. Evet, bunun en son örneğini sevgili arkadaşlar, sevgili Demirtaş'ın tiyatrosunda gördük. İktidarın sahipleri tiyatroda bir araya gelen kadınların dayanışmasından korktu, ürktü ve hemen terörize etmeye çalıştı. İnanın ki tiyatrodan dahi korkan bir iktidarın çöküşü yakındır değerli arkadaşlar. Ancak onlar korksunlar. Kadınlar ve muhalefet bir kez daha bir araya güçlenmeye, büyümeye, cesareti büyütmeye devam edecektir. Bu da onlara dert olsun diyoruz. İnanın ki değerli arkadaşlar çok değil. 2-3 tiyatro daha sahnelensin, bunlar tuz gibi dağılacaklar. Bunun farkındayız. Korkudan dolayıdır ki kadınlar bir araya geldiğinde bu birlikteliği bozmak için polis şiddeti dahil her yöntemi devreye sokmaktadırlar. Kadınlar ve erkekler eş başkanlık sistemiyle yerel yönetimlerde eşit yönetim için bir araya geldiğinde oraya kayyum atıyorlar ve oradan korkuyorlar. Amaç o eşit temsiliyet ve eşit yönetme için oluşan birlikteliği yıkmaktır, bunu biliyoruz. Aleviler bir araya geldiğinde Alevi toplumunu kendi içinde parçalamaya çalışıyorlar. İşçiler, emekçiler bir araya geldiğinde, greve gittiğinde iktidarın yaptığı ilk iş o grevi engellemektir. HDP'ye saldırmalarının en büyük nedeni halkların, kimliklerin, inançların, kültürlerin, kadınların HDP çatısı altındaki bir arada duruşu ve ortaya koyduğu ortak iradedir. Bu düzeni değiştirecek gücün HDP olmasıdır. Toplum bir araya gelirse, örgütlenirse, birlikte itiraz ederse, birlikte hesap sorarsa bunu faşizmin sonu olarak görüyorlar. Korkularının asıl nedeni de işte budur değerli arkadaşlar. Ve korktukları da mutlaka bir gün başlarına gelecektir sevgili arkadaşlar. Bu nedenle diyoruz ki bu iktidar faşizmde ısrar ettiği sürece mazlum halklar, ezilenler, yoksullar bir arada olmaya, birlikte mücadele etmeye devam edeceklerdir. Faşizmin karşısında tüm toplum demokratik birlik olmaya devam edecektir. Savaş politikaları karşısında halklar barış için birlik olmaya, barış etrafında kenetlenmeye devam edecektir. Kadınlara yaşam hakkı tanınmadığı sürece kadınlar yaşamın her alanında erkek iktidara karşı bir arada omuz omuza olmaya devam edecektir. Kürt'ün iradesini kayyum eliyle gasp ettikleri sürece Kürt halkı birlik olarak bu kayyum zulmünün karşısında devrimci kava gibi dikilmeye ve direnmeye devam edecektir değerli arkadaşlar. Kadınlar ne pahasına olursa olsun eş başkanlıkta asla ve asla vazgeçmeyecektir. Kürt halkı ulus devletlerin artan baskısı karşısında her yerde kendi ulusal birliğini mutlaka oluşturacaktır. Tecrit derinleştikçe halkımızın tecrite karşı mücadelesi de büyüyecek ve bu tecrit mutlaka ama mutlaka kırılacaktır. Aleviler inançlarına, değerlerine, varlıklarına saldırı olduğu sürece birlikte olmaya, birlikte mücadele etmeye devam edeceklerdir. İşçi ve emekçiler sömürüye, güvencesiz, güvenliksiz çalışma koşulları dayatıldıkça birlik olmaya, örgütlenmeye devam edecektir. Çevre rant için talan edildikçe tüm çevreciler, köylüler, kadınlar, ağaçlar için, dereler için, kuşlar için bir arada olmaya devam edecektir. Adaletsiz bir yaşam ülkeye dayatıldıkça adalet bekleyen milyonlar
birlikte olmaya, adalet diye haykırmaya devam edecektir. Halklar arasına duvar örülmeye çalışıldıkça halklar bu duvarları yıkacak ve barış için bir arada olmaya devam edecektir. Tüm bu birlikteliği sağlayacak olan ise HDP'dir. HDP'nin ortak mücadele ilkeleridir. Bu iktidar topluma dayattığı zulmün toplumsal karşılığını mutlaka ama mutlaka halktan görecektir ki görüyor da. Demokrasi ve adalet dağıtmayan bir iktidarı herhalde toplum çiçeklerle, güllerle, alkışlarla karşılamayacaktır. Şuna inanıyoruz ki önümüze konulacak olan ilk sandıkta Türkiye halkları seçimini demokrasiden yana, barıştan yana, adaletten yana mutlaka kullanacaktır. Böyle bir iktidarın karşısında ancak ve ancak büyüyen demokratik toplumsal mücadele olacaktır değerli arkadaşlar. Bunun böyle bilinmesi gerekmektedir. Evet sevgili arkadaşlarım, Türkiye'nin biriken tüm sorunlarının çözümünün önündeki en önemli engel bu iktidar ve dayattığı politikalardır. Tekçi iktidardan kurtulmadığımız sürece ne Kürt sorunu çözülebilir ne de demokrasi ve adalet sorunları. İktidar çözüldüğünde zaten diğer tüm sorunlarında çözüm yolu açılmış olacaktır. İlk seçimlerde bunları göndermek adaletsiz, barışsız, özgürlüksüz, yarınsız yaşamak istemeyen herkesin en önemli hedefi olmalıdır. Barışı sağlayacak olan da, demokrasiyi geliştirecek olan da, adaleti geliştirecek olan da, kadınlara özgürlüğü sağlayacak olan da yine biziz, bizleriz. Yani halkın kendisidir, toplumun kendisidir, kadınların kendisidir, gençlerin kendisidir değerli arkadaşlar. 7 Haziran'dan 31 Mart ve 23 Haziran'a uzanan süreç halkın değişim gücünü, değişim cesareti ve kararlılığını ortaya koyan en önemli tarihsel süreçlerdir. O süreçten bu yana tekçi iktidarın sahipleriyle halkların demokratik iradesi arasında kıyasıya bir mücadele yürümektedir. Bu mücadele elbette ki bitmiş değildir. Hatta bu demokratik mücadele halklar arasında daha da büyümüştür ve büyüyecektir. En başta da vurguladığım gibi HDP olarak bizim sorumluluğumuz gerçekten çok büyük ve ağırdır değerli arkadaşlar. Ama şu da iyi bilinmelidir ki bu mücadelenin sonucu mutlaka barıştır, zaferdir, aydınlık bir gelecektir. HDP olmadan demokrasi kurulamaz. Demokratik iktidar oluşturulamaz. HDP olmadan barış zemini oluşturulamaz. HDP olmadan özgür yaşam, eşit yaşam, birlikte yaşam kurulamaz. Bu sürecin en önemli değişim ve dönüşüm gücü HDP'dir, HDP'nin ilkeleridir. HDP'nin demokratik özgür yaşamdan yana olan sarsılmaz iradesidir değerli arkadaşlar. HDP'nin radikal demokrasi iddiasıdır. HDP bu topraklarda yaşayan 7'den 70'e herkesin, her rengin, her kimliğin ve her inancın özlemini duyduğu, hayal ettiği demokratik, özgür ve eşit ortak yaşamın garantisidir. İşte bu ilkelerden yola çıkarak daha fazla örgütleneceğiz, daha fazla yol alacağız, daha fazla güçleneceğiz. HDP'nin ilkelerini toplumsallaştıracağız. Kendimizi daha fazla anlatacağız, anlatabilmenin yollarını arayacağız. Yaşamın her alanında olacağız. Sokak sokak, mahalle mahalle, köy köy, belde belde, ilçe ilçe, şehir şehir, her yerde olacağız. Genişleyeceğiz, büyüyeceğiz. Onlar bizi azaltmaya çalıştıkça biz daha fazla çoğalacağız, çoğala çoğala geleceğiz değerli arkadaşlar. Herkesin elini tutacağız, kapısını çalacağız, kalbine dokunacağız. İktidara, sisteme itirazı olan, ezilen herkesin itirazı olacağız. Onların taleplerinin sesi olacağız.
Değişim isteyen herkesin değişim umudu olacağız. Barış isteyen herkesin barışa giden yolu olacağız. Çözüm isteyen herkesin çözüm alternatifi olacağız. HDP olduğu sürece hiç kimse kendisini yalnız ve güvensiz hissetmeyecek. Ayrıştırılmak, aralarına nefret tohumları ekilmek istenen halklar arasındaki en güçlü köprü biz olacağız. Yoksulun, ezilenin, garibin dili olacağız, nefesi olacağız. Onların yüreğindeki isyan olacağız. Yeni yaşam olacağız. Doğan güneş gibi biz de yaratılmak istenen karanlığı aydınlatan ışık olacağız. Mücadele tarihimiz büyük başarılarla doludur değerli arkadaşlar. Şimdi bu zincire yeni başarılar eklemenin tam da zamanıdır. Buna inancımız da var, cesaretimiz de var, kararlılığımız da var. Tarih bizden yana, güneş bizden yana, rüzgar bizden yana, toprak bizden yana, hava bizden yana. Halklar da bizden yana. Tam da şimdi diyoruz, hep birlikte umutla, cesaretle başarmaya diyoruz. Ve mutlaka başaracağız değerli arkadaşlar, mutlaka kazanacağız diyoruz. Hızır hepimizin yardımcısı olsun. Sizleri büyük başarı ve dileklerimle, saygı ve sevgiyle selamlıyor. Konferansımızın hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyor, saygılar sunuyorum. Evet, Pervin Başkan'a çok teşekkür ediyoruz. Naci Hefserokyem'e Bresse Zayi Temelli Buyma ve Akhaftan'ın daveti kürsü yetkin. Burası olmayacak, şu dosyayı vereyim sana. Şu kartımı da alayım, evet. Sevgili arkadaşlarım, yoldaşlarım, büyük konferans buluşmamıza hoş geldiniz. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Fatma Gök, Yavuz Önen, Sabahat Tuncel, Ertuğrul Kürkçü, Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ şahsında bu büyük yolculuğumuza emeğini, yüreğini bugüne kadar koymuş tüm arkadaşlarımı sevgiyle bir kez daha selamlıyorum. Bugün cezaevlerinde olan binlerce yoldaşıma, arkadaşıma sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Bugün sürgünde olan bütün yoldaşlarıma sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Ve bu mücadelede yitirdiğimiz bütün canların önünde saygıyla eğiliyorum. Sevgili arkadaşlarım, yoldaşlarım. Konferans sürecimiz aslında çok uzun bir dönemdir devam ediyor. Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz Ağustos ayında örgütlenme konferansımızı, birinci örgütlenme konferansımızı gerçekleştirdik. O konferansa giderken de yine yoğun bir çaba, yoğun bir emek ortaya koyduk. O konferansımızda ilk defa gerçekleştirdiğimiz örgütlenme konferansında çok önemli kararlar aldık. Önemli bir buluşmaydı. Birçok eksikliğimizi gördük ve bu konuda neler yapabileceğimiz üzerinde ortaklaştık. Ve o günden sonra büyük konferans hazırlıklarımız başlamış oldu. Ve bugün burada bir aradayız. Bugün burada hem geçmişi değerlendireceğiz ama bundan daha önemlisi önümüzdeki dönemin yol haritasını hep birlikte çıkartacağız. Büyük konferansa gelirken bu konferans sürecinde emeği geçen bütün arkadaşlarıma, örgütlenme komisyonumuza, strateji birimimize ve büyük konferans hazırlık komisyonuna ve tüm kurullarımıza huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Evet, yoğun bir emekti, yoğun bir çabaydı, önemli bir hazırlığı hep birlikte gerçekleştirdik. Bu konferansımızı sevgili arkadaşlarım, dünyanın önemli bir eşikten geçtiği bir dönemde gerçekleştiriyoruz. Evet, Arici çalışmalarında
bu sürece uzun 20. yüzyıl demişti. Ve nihayet uzun 20. yüzyıl sonlanıyor. Yeni bir 10 yılın başındayız. Köhnemiş sistem çöküyor. Kapitalist modernite tükendi. Faşizm dönemlerinden sonra, ikinci büyük savaştan sonra, ikinci büyük paylaşım savaşından sonra bir yeni düzen inşa etmeye çalışan kapitalist modernite bunu ancak 25 yıl sürdürebildi. Sonra 70'lerin krizinde yeni dünya düzenini tüm dünya halklarına dayattılar. Neoliberal politikalarla sömürüyü, doğa talanını adeta içinden çıkılmaz, katlanılamaz bir yere sürüklediler. Ve yeni dünya düzeni de çöktü. Şimdi yeniden bir dünya düzeni arıyor. Köhnemiş sistem bu düzeni otoriter rejimler ittifakında Orta Doğu'da yürüttüğü adına 3. Dünya Savaşı da diyebileceğimiz vekalet savaşlarıyla var etmeye çalışıyor. Evet, bu köhne düzen dünyaya yoğun bir emek sömürüsüyle, savaşlarla, yıkımlarla, ekolojik yıkımla kendini dayatıyor. Kendini var etmeye çalışıyor. Ve bu düzen inşasının merkezi olarak da Orta Doğu'yu görüyor. Orta Doğu halklarının üzerinde bu kan deryasında bir düzen çıkarmaya çalışanlar, bu otoriter rejimler ittifakını var etmeye çalışanlar aslında bu savaşı kaybedecekler. Çok iyi biliyoruz ki Orta Doğu'da ortaya konan seçenek dünya halklarının geleceğine yönelik bir umuttur. Bu köhne düzeni çökertecek olan bir başkaldırıdır. Güvenlikçi politikalar, otoriter rejimler, Orta Doğu'da yürütülen vekalet savaşları, evet, dünyayı bir felaketin eşiğine getirdi. Dünyayı yapay zekalı makinelere teslim edip Mars'a göç etmeye çalışan o %1 azınlık, mutlu azınlık, dünyanın %99'unu cehenneme çevirdi. Büyük adaletsizlik her yerde. Ve diyoruz ki kurtuluş yeni bir enternasyonalist mücadelededir ve bu da ancak enternasyonalist bir dayanışmayla mümkün olabilir. Yine dünyanın geldiği bu eşikte Türkiye'ye dönüp baktığımızda, Türkiye'de geride bıraktığımız 17-18 yılı AKP iktidarıyla geçirdik. AKP iktidarı bu yeni dünya düzeninin ya da yeniden oluşturulacak dünya düzeninin en büyük gönüllüsü. Çünkü bu zihniyetin aslında Türkiye'de üretilmesinden başka bir şey değildir. Neoliberal sistemin bir payandasıdır, bir aracıdır. Öyle de olmuştur. Halklara sömürüden, şiddetten, savaştan, yıkımdan başka bir şey vermeyen bir iktidardır AKP iktidarı. Ve bugün karşı karşıya olduğumuz şey işte bu büyük yıkımdan başka bir şey değildir. Çözümsüzlükten beslenir. Kürt meselesinin çözümsüzlüğünden beslenir. Nasıl ki dünya yeni dünya düzenleri kurma peşindeyse AKP de iddiaçılığı yeniden hortlatma peşindedir. Yeniden bir iddiaçı anlayışla, Kürt düşmanlığıyla, yani tıpkı 1910'ların iddiaatının Ermeni düşmanlığı ve milli sermaye peşinde koşma aklıyla bugün Orta Doğu'da Kürt düşmanlığı ve neo-Osmanlıcı politikalarla yıkımı ve savaşı, şiddeti dayatmaya devam etmektedir. Evet, bir Kürt düşmanlığı üzerinden, bir çözümsüzlük üzerinden kendi iktidarının bekasını korumaya çalışmaktadır. Yegane politikaları savaş politikasıdır. Bu savaş politikasını içeride, dışarıda, her yerde, her geçen gün şiddetli bir şekilde yükseltmektedir. Evet, Suriye'de, Afrin'den başlayarak, Grasbi'de, Serekaniye'de, Irak'ta, Kürt Federe Devleti'ne tahammül etmeksizin, pençe harekatlarıyla, harekatlar çok, 17 yıldır devam ediyor. Son versiyonu pençe harekatıdır. Bununla da yetinmeyip, şimdi Libya'da savaş politikalarından beslenmeye devam ediyor. AKP iktidarı bir hukuksuzluk iktidarıdır. Bir zorba iktidarıdır. Evet, çünkü hukuku askıya almıştır. İstisna halini olağanlaştırma peşindedir. Olağanüstü bir sistemden beslenerek kendi hukukunu dayatan, yani bu zorbalığı dayatan bir iktidardır.
Adalet sistemi çökmüştür. Adalet sisteminin çökmesinin nedeni aslında dayatmış olduğu bu hukuktur. Yani tecrit hukukudur. Tecrit sadece artık İmralı karasularında yoktur. Tecrit bütün Türkiye'dedir. Bütün Türkiye'yi tecrit altında açık bir cezaevine çevirmiştir. Evet, İmralı'da Sayın Öcalan'a uygulanan tecrit, demokratik çözümün önünü tıkayan bir tecrittir. Demokratik çözümün önünü tıkamak bu iktidar için elzemdir. Çünkü demokratikleşmenin önünü ancak böyle tıkamaktadır. Bu tıkanma sayesinde otoriter rejimini var edebilme ve ayakta tutabilmektedir. Cezaevlerine baktığımızda bu zorba iktidarın aslında gerçek yüzünü görmek mümkündür. Bugün cezaevlerinde işkence vardır. Bugün cezaevlerinde insan hakları ihlalleri vardır. Elif Kısa cezaevindedir. Anneler cezaevindedir. Çocuklar cezaevindedir. Masum insanlar cezaevindedir. Hasta tutsaklar salıverilmemekte, tedavileri engellenmektedir. Cezaevi sorunu aslında Türkiye sorunudur. Cezaevlerinin fotoğrafı aslında bugün Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu en iyi gösteren fotoğraftır. Bu iktidar zorba iktidardır. Emeğin üzerinde aşırı sömürüyle, yoğun şiddetle aslında bir tahakküm kurmuştur. Dünyada en yoğun emek sömürüsünün yaşandığı ülkelerin başında Türkiye gelmektedir. Dünyada en fazla işçi cinayetinin gerçekleştiği ülkelerin başında Türkiye gelmektedir. Sermaye, emek sömürüsü ve doğa talanıyla ancak ayakta durabilmektedir. Bu aşırı emek sömürüsü hem toplumsal emeği çökertmekte, hem doğayı yıkıma uğratmakta, hem de Türkiye'nin geleceğini karartmaktadır. Bu iktidar betoncudur, bu iktidar savaşçıdır. Evet, bütün ülkenin kaynaklarını yandaş müteahhitleri eliyle betona gömmekte, yok şehir hastaneleriyle, yok otoyollarla, şimdi de Kanal İstanbul projeleriyle aslında Türkiye'nin ortak zenginliğini ve gelecekteki var olacak tüm haklarını bugünden tüketme peşindedir. Çünkü iktidarda kalabilmesi için bu denli akıl dışı iktisadi yatırımlara ihtiyaç vardır. Evet, akıl dışıdır, vicdan dışıdır. Küresel iklim krizine en fazla katkı yapan ülkelerin başında gelen Türkiye, bu tür projelerle aslında doğaya da en büyük zararı vermektedir. Evet, savaş politikalarından besleniyor dedik, silah sanayini buna göre yapılandırmıştır. Türkiye'de sermaye birikiminin %70'i artık silah sanayi üzerinden biçimlenmektedir. Bu büyük bir tehlikedir. Bu hem geleceğimizi yok eden hem dünyayı savaşa sürükleyen bir aklın yansımasından başka bir şey değildir. Bütün bunlar Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi dediğimiz bir otoriter rejimin icraatlarından başka bir şey değildir. Ve bu icraatları yaptıkça meşruiyetini kaybetmiş olan bu iktidar sürekli olarak gündemi farklı farklı yerlere taşıyarak kendisini aslında bu gündemden kaçırmaya, gerçek gündemden kaçırmaya çalışmaktadır. Evet, ileriye kaçmaya çalışmaktadır. Kaçamayacaksınız. İki elimiz yakanızdadır. Her ne kadar her gün çıkıp FETÖ'nün siyasi ayağını aramaktaysanız da biz size söyleyelim. FETÖ'nün siyasi ayağı bu siyasi iktidardır. Çünkü FETÖ ne yapıyorsa bugün aynısını yapıyorsunuz. Dün FETÖ ile birlikte yapıyordunuz. Bugün Cumhur İttifakı dediğiniz küçük ortağınızla birlikte aynı şeyleri yapıyorsunuz. Savaştan besleniyorsunuz, sömürüden besleniyorsunuz, doğa talanından besleniyorsunuz. Ve ülkeye verdiğiniz tek şey bu çöküş içinde yıkımdır. Buna son vermeliyiz. İşte konferansımız böyle bir dünya ahvali, böyle bir Türkiye ahvali içinde toplanmış bulunuyor. Ve güçlü iradesiyle bugün burada tüm bu gerçeklik ışığında ne yapmalı, nasıl yapmalı sorularının yanıtını aramalı ve bu yanıtlara ulaşmalıdır. Önümüzdeki döneme dair bir yol haritasını hep beraber çıkarmalıdır. Evet, ne yapmalı, nasıl yapmalı? Bir kez daha yeniden Lenin'i yorumlamalıyız. Örgütlenme anlamında, toplumu örgütlenme anlamında. Ne yapmalı, nasıl yapmalı anlamında
bir kez daha Öcalan'ı okumalıyız. Ve bu anlamıyla yeniden düşünmeliyiz. Tarihte hiçbir şey tesadüfen ortaya çıkmaz. Öyle olması gerektiği için tarihte bunlar yaşanır. Bugün eğer küresel siyasetin merkezi Orta Doğu'ysa, bugün eğer Orta Doğu'da kıyamet kopuyorsa, bilin ki umut da Orta Doğu'dan yükselecektir. Yeni bir enternasyonelin eşiğinde, konfederalist bir anlayışla, halkların kendi geleceğini tayin etme hakkı esasında yeniden düşünmeliyiz. Tarihi bir kez daha bugün içinde bulunduğumuz koşullar altında yorumlamalıyız. Ama yorumlamak yetmez. Değiştirmeliyiz. Evet, bu anlamıyla düşüncelerimizden aldığımız güçle, fikriyatımızın gücüyle dünyayı da, Orta Doğu'yu da, Türkiye'yi de değiştirmeliyiz. Riskler var. İçimizde de riskler var, dışımızda da riskler var. Tüm bu risklere vereceğimiz, tüm bu riskleri ortadan kaldıracağımız en önemli şey aslında kolektif, bütünlüklü siyaset anlayışımızdır. Bir arada ortaya koyduğumuz mücadelemizdir. Güçlü bir örgütlülüğü var etmeliyiz. Büyümeliyiz. Fikriyatımızı odak alan bir genişlemeyi mutlaka hayata geçirmeliyiz. Mahallelerde, iş yerlerinde meclislerimizi var etmeliyiz. Toplumla buluşmalıyız. Hem kendimiz örgütlülüğümüzü güçlü bir yere taşırken hem de toplumun örgütlenmesine olanak yaratmalıyız. Politik mücadelemizi işte bu güçlü örgütsel zeminden alarak harekete geçirmeliyiz. Halkların Demokratik Kongresi ile, Demokratik Toplum Kongresi ile birlikte bu zeminden hareketle bir siyasi parti, bir mücadele partisi olarak örgütlülüğümüzü tabana yaymalıyız. Stratejilerimiz ancak böyle güçlü bir örgütlülük üzerinde yükseldiği sürece başarıya ulaşır. 31 Mart stratejimizin başarısı da işte bu fikriyattır, bu fikriyatı örgütleme çabasıdır. Nasıl ki 31 Mart'ta bir başarıya hep birlikte imza attık, şimdi önümüzdeki dönemde ortaya koyacağımız stratejilerle çok daha büyük başarılara imza atacağız. İşte o yüzden tam da bu fikriyatın bize ışık tuttuğu yerden demokrasi ittifakı çağrısını yapıyoruz. Müzakereci anlayışımızla, katılımcı demokrasi anlayışımızla yan yana gelerek, büyüyerek, güçlenerek faşizme karşı mücadele etmek ve bu iktidarı değiştirmek istiyoruz. Yeni bir iktidar var etmek istiyoruz. Söz yetki kararın halkta olduğu bir iktidarı var etmek istiyoruz. Bunu yapmanın yolu tabii ki önce örgütlenmekten geçiyor. Tabii ki önce bu mücadeleyi tüm hücrelerimizde hissetmekten geçiyor. Evet, bir erken seçim çağrısı yaptık. Erken seçim çağrısı yapıp kenara çekilmedik. Erken seçime giden süreci de hep beraber örgütlemeliyiz. Her şeyden önce tüm toplumu belli bir mutabakat zemininde buluşturmalıyız. Sevgili arkadaşlarım, konferansımız tüm bu çerçevede bütün sorunları ele alırken, aslında önümüzdeki dönemin yol haritasına dair konuşurken, ne yapmalı, nasıl yapmalı sorusunu işte bu demokrasi ittifakı ve faşizme karşı mücadele zeminde mutlaka tartışmalıdır. İddialarımız var. Bu iddialarımızı, tezlerimizi hayata nasıl geçirebiliriz? Bunları yeniden değerlendirmeliyiz. Yerel demokrasi odaklı bir parlamenter sistemin nasıl hayata geçeceği konusunda tartışmalıyız. Eşit yurttaşlık temelinde bir demokratik anayasayı nasıl var edebiliriz? Bunu tartışmalıyız. İnsan hakları, sivil, sosyal ve siyasal haklardan ödün vermeksizin bir hukuk devleti, bir anayasal devleti nasıl hayata geçirebiliriz? Bunları tartışmalıyız. Aslında bugüne kadar bizi getiren, o her zaman referans aldığımız fikriyatımız bize demokratik toplumu ve bu demokratik toplum temelli demokratik ulusu ve bu zeminde yükselen bir radikal demokrasi mücadelesini rehber edindi. Evet, bu rehber ışığında radikal demokrasi mücadelesini, yani kadın mücadelesini yükseltmeliyiz. Biliyoruz ki kadın özgürleşmeden toplum özgürleşemez. Radikal mücadele, radikal demokrasi mücadelesinde emek mücadelesini yükseltmeliyiz.
toplumsal emeğin, toplumsal işçinin doğrudan demokrasi mücadelesini örgütlemeliyiz. Biliyoruz ki emek özgürleşmeden insan özgürleşemez. Ekoloji mücadelesini, yani radikal demokrasinin en önemli ayaklarından biri olan ekoloji mücadelesini yükseltmeliyiz. Doğayı kurtarmadan yaşam özgürleşemez. Ve tüm bu mücadelelerle demokratik cumhuriyeti hep birlikte inşa etmeliyiz. Bunun yolunu aramalıyız, bulmalıyız. Toplumsal mutabakat zeminlerini örmek bu yüzden önemlidir. Toplumu örgütlemek bu yüzden önemlidir. Bunu başarabilirsek iktidarı da değiştireceğimize inanıyorum. Evet, bugün erken seçim çağrımızı bu üçüncü yol çerçevesinde bu anlayışımızla örmeliyiz. Erken seçime giderken de erken seçim sonrası yapacaklarımızı da bugünden konuşmaya başlamalıyız. Bu çerçevede konferansımızın önemli bir sürece tanıklık edeceğini, bu süreçten önemli dersler çıkaracağını, geçmişi bu çerçevede ele alıp değerlendireceğini ama konuşmamın başında da belirttiğim gibi önümüzdeki dönemin yol haritasını çok sağlıklı bir şekilde var edeceğine inanıyorum. Bu inançta bir kez daha hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hepimizin yolu açık olsun. Sezai Başkan'a da çok teşekkür ediyoruz. Değerli arkadaşlar, şimdi Edirne F tipi hücresinden Selahattin Başkan'ın bir politik mesajı var. Merkez Yürütme Kurulumuz adına haftalık olarak gerek Figen Başkan'la gerek Selahattin Başkan'la görüşmeler yapan ve karşılıklı iletişimi sağlayan avukat arkadaşlarımızdan Doğan Erbaş size paylaşacak. Doğan Eval Keremke. Ben de divanı ve tüm delege arkadaşları en içten dileklerimle sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Kendileriyle dün görüştüğümüz eski eş başkanlarımızın, geçmiş dönem eş başkanlarımızdan Selahattin Demirtaş ve o da arkadaşı Abdullah Zeydan'ın mesajını şimdi sizlere okumak için karşınıza çıktım. HDP konferans divanını, delege arkadaşları ve tüm katılımcıları selamlıyor, sevgi ve saygılarımızı iletiyoruz. Kongre hazırlıkları kapsamında özür dilerim. Tekrar özür diliyorum arkadaşlar. Kongre hazırlıkları kapsamında yapılan iki günlük bu konferansın ön açıcı olacağına inanıyor, kolaylıklar ve başarılar diliyoruz. Değerli arkadaşlar, siyasi sürece dair kapsamlı değerlendirmeleri sizler en iyi şekilde yapacaksınız zaten. Bu nedenle süreç değerlendirmesi yapma ihtiyacı duymadan birkaç önerimizi sizlerle paylaşmak istiyoruz. Bir, partimizin çizgisinde, programında veya ideolojik duruşunda tartışmayı gerektirecek bir sorun yoktur. Ancak baskılar, kuşatmalar ve psikolojik harekat nedeniyle yaşadığımız bir daralma ve sıkışıklık hali de vardır. Öncelikli olarak bu cendereyi aşabilmenin yol ve yöntemlerini cesurca tartışmalı, etkili planlamalar yapılmalıdır. Biz Türkiye'nin bütün ezenlerinin partisiyiz ve tüm sorunların diyalog yoluyla demokrasi içerisinde barışçıl çözümünden yanayız. Bunu da birlikte yaşam felsefesiyle hayata geçirmek istiyoruz. Partimiz adına konuşan herkesin her yerde ve her konuşmasında bıkmadan
usanmadan bu mesajları tekrarlamasında büyük yarar vardır. Öyle bir defa söyleyip geçmekle de yetinmemek lazım. Nasıl ki aleyhimizde kara propaganda yapanlar gece gündüz yalan ve iftiralarını tekrarlayıp duruyorlarsa, bizim de ilkelerimizi ve doğrularımızı aynı yoğunlukta tekrarlamamız gerekir. Bunu hem medya üzerinden yapmalıyız, hem de toplumun farklı kesimleriyle yüz yüze yapacağımız yüzlerce toplantı ve görüşmelerde de bıkmadan anlatmalıyız. Türk halkının değerlerine saygılı olduğumuzu, birlikte yaşam konusunda samimi olduğumuzu zaman zaman küçük ama anlamlı jestlerle, sembollerle, değeri yüksek hamlelerle göstermeli, hissettirmeliyiz. Tüm bunları da AKP ve yandaşlarına cevap vermek şeklinde değil, halkı muhatap alarak, halkı ikna etmek için yapmalıyız. Yoksa biz ne yaparsak yapalım, AKP bize yönelik iftira, karalama kampanyalarından elbette ki vazgeçmeyecektir. Bunu bilerek hareket edelim. Onlar ne derse desin, biz hep halkın vicdanına, duygularına seslenelim. Batıdaki aydınlarla, sivil toplumla, gazetecilerle, akademisyen ve yazarlarla, sağcılarla ilişkilerimizi de aynı anlayışla güçlendirip sürekli canlı tutmalıyız. 2. Parti olarak kısa, orta ve uzun vadeli somut hedefler belirlemeliyiz. Örneğin, kısa vadede üye kampanyası, örgütlenme seferberliği, siyasi kadroların eğitimi, genel merkez için yeni bina temin edilmesi, değer aileleriyle ilişkilerin güçlendirilmesi gibi konular ele alınabilir. Orta vadede ise demokrasi bloğunun kurulup giderek açık, şeffaf, ilkeli bir ittifaka veya işbirliğine dönüştürülmesi hedeflenebilir. Bunun için parti olarak atmamız gereken rahatlatıcı, ön açıcı adımları hayata geçirmenin, her yönüyle tartışmanın ve ön hazırlığını yapabilmeliyiz. Halkın da bizimle birlikte hareket etmeye niyetli olan demokrasi güçlerinin de güvenini kazanmalı, ciddi ve yapıcı olduğumuzu her fırsatta göstermeliyiz. Uzun vadede ise demokrasi bloğunun bir parçası olarak iktidara gelmeyi hedeflemeliyiz. AKP sonrası Türkiye bir bütün olarak anayasadan bürokrasiye, yargıdan akademiye, medyadan ekonomiye kadar yeniden inşa edilecektir. Ve biz bu sürecin dışarıdan izleyeni olmamak için kendimizi de şimdiden çok ciddi hazırlamalıyız. En çok direnen ve bedel ödeyenler olarak yeni iktidarı da hegemonik güçlere teslim edip kenara çekilemeyiz. Yapılacak kongrenin ciddiyeti, ağırlığı, mesajları ve görüntüsü de bu iddiaya denk olmalıdır. Ortaya çıkacak yönetim kadrosu da bu misyonu kaldırabilecek olgunluğu, yetkinliği mutlaka yansıtmalıdır. 3. Kadın ve gençlik yapılarımız dahil tüm merkezi yerel örgütlü güçlerimiz belirlenen politik hedefler doğrultusunda tam bir uyum içerisinde dil ve pratik birliğini sağlamalı. Bunun için güçlü katılımlarla iç toplantılarını da kongre sonrasında mutlaka yapmalıdır. 4. Partimiz dışında ve art niyetli bir şekilde üretilip dolaşıma sokulan dedikodu ve spekülasyonlardan katiyen uzak durulmalı
ve etkisiz kılınmalıdır. Unutmayın ki cezaevindeki tüm arkadaşlar HDP'nin birer neferidir. Ve ancak HDP'nin başarısı için çalışmaktadırlar. HDP yönetimi de bizlerle yoldaşlık temelinde ve uyum içerisinde ilişkilerini sürdürmektedir. Buna aykırı her spekülasyon bize sadece zarar verir. Bu oyun ve tuzaklara karşı dikkatli olunmalıdır. Bizlerin parti yönetiminde resmi görevler üstlenmesi bu aşamada mümkün değildir. Bu tür öneri ve tartışmalarla girmemekte yarar vardır. Biz her koşulda partimizin kalbindeyiz. Partimiz de bizim kalbimizdedir. Bu da bizim için yeterlidir. Sevgili arkadaşlar, değerli yoldaşlar. Eminiz ki 2 gün boyunca sizler çok detaylı ve derinlikli tartışmalarla halkımızı özgürlüğe götürecek en güçlü yol haritasını çıkaracaksınız. Kararlarınız her ne olursa olsun tüm gücümüzle, yüreğimizle yanınızda olduğumuzu bilmenizi istiyoruz. Bizler genç başladık, genç başaracağız diyenlerin öncülüğünde yola çıktık. Ve zafere kadar da durmadan, yorulmadan mücadele sözü verdik. Artık bu zulüm tarihini ters yüz etmenin zamanı gelmiştir. Kendimize ve haklarımıza güvenelim, sabırla, akılla, kararlılıkla direnelim ve kazanalım diyoruz. Konferansın bu ruhla ve bu heyecanla tamamlanacağına yürekten inanıyor. Hepinizi yılların özlemiyle, hasretle kucaklıyor. Selam, sevgi ve saygılarımızı iletiyoruz. An Serkeftin, An Serkeftin.